Biz şeytanla sürekli olarak bir mücadele içindeyiz değil mi? Yani biz şeytan bizim istidatlarımızı ortaya çıkarmak için bizim Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşamayalım diye, o İslami hayat toplumun her yerinde o kendi güzelliğini gösteremesin diye. Ya ailede İslam, iş yerinde İslam, sosyal hayatta İslam, ülkede İslam ve dünyada İslam gibi yaşanamasın diye her noktada uğraşıyor. Bazen iki kardeş arasında uğraşıyor değil mi? Bazen anne baba çocuk, dost, akraba, ticaretteki arkadaşın, esnaf arkadaşın uğraşıyor. Peki niye uğraşıyor? Bu adamın istediği yani şeytanın istediği şey biz cennete gidemeyelim. O bütün hedefini buna koymuş. Bunun için de birçok taktiği, tekniği kendine ait hilesi var. Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah bize ayetleriyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisleriyle onun tuzaklarının nasıl kurtulabileceğinizi anlatıyor. Nasıl onu bertaraf edip de Allah'ın istediği gibi hayat yaşayacağımızı gösteriyor. Ben sadece bir tanesini üstad ele almış onu okuyacağım. Bakın toplum niye bozuluyor? Bozulmaması için ne yapmamız lazım? Onu ifade ettiği bir yer okuyacağız. İnsanın Hepimiz burada bir pay çıkartacağız. İnsanın hayatı içtimaiyesini, insanın toplum hayatını ifsat eden, bozan, mahveden bir desise-i şeytaniye şudur ki. Şeytanın bir hilesi. Bak mesela şu anda Müslümanlar birbirleriyle bir halinde hareket edemiyorlar. Birlik olamıyorlar diyoruz değil mi? Biz bunu çok masumane görüyoruz. Değil kardeşim şeytanın hepimizin zihnine zerk ettiği, ektiği olumsuz fikirler var, olumsuz vesveseler var. Biz birçok zaman ona yenildiğimiz için İslam alemi de şu anda birlik içinde hareket edemiyor. Çünkü İslam'ın birliği dediğiniz zaman bu ailenin birliğinden, akrabanın birliğinden, mahallenin birliğinden, değil mi? O oturduğun ilçenin birliğinden, kendi arkadaşların, esnafların birliğine kadar bütün birlikleri içine alan bir hakikattir bu. Bu birliği şeytan istemiyor. Niye? Bak bize şu anda nasıl bir rezillik yaşatıyor bu bir halde hareket edememek. Nasıl şu anda biz bir avuç adamların o zalimlerin yapmış olduğu zulme dur diyemiyoruz. Ne oluyor kardeşim diyemiyoruz. Niye? Çünkü kendimiz bir arada hareket edemiyoruz. Kendimiz o bir arada olmak için aramızdaki harçları kuramadık. Yapıştırıcıyı sağlam yapıştıramadık. Şeytan da bunu bozmak için sürekli bizim zihnimizde vesveseyle dolaşıyor. Bu kardeşin, annen, teyzen, akraban, komşun, arkadaşın, okul arkadaşın, sır arkadaşın, esnaf arkadaşın derken her kapsıyor. İşte üstad diyor ki insanın hayatı içtimaiyesini ifsat eden, bozan bir desise-i şeytaniye, şeytanın bir hilesi şudur ki bir müminin, unutmayın bir müminin bir tek seyyesiyle, bir tek günahıyla, bir tek kusuruyla bütün hasenatını örter. Bu ders çıkmayacak aklınızdan. Şimdi bu dersi gidince evde eşinize, çocuğunuza, akrabanıza, esnaf arkadaşınıza, herkese tatbik edeceksiniz. Ne yapıyormuş şeytan hilesi? Bir adamın bir tane kusuru, bir tane günahını gördüğü an ne yapıyormuş? Onun bütün hasenatını, iyiliklerini örtüyor. Ne demek bu? Bir tane ya. Oğuzhan kardeşim mesela bir sürü yüzlerce iyi özelliği var, huyu var, güzel faaliyetleri var. Ama bir gün bir yanlışını ben görüyorum. Gerçekten yanlış. Gerçekten bir günah. Gerçekten bir hata yaptı. Ne yapıyorum? O bir hatayı getiriyor benim. Şimdi bak şöyle benim şu parmağım Oğuzhan'ı kapatabilir mi? Bakış açımda. Kapatamaz değil mi? Peki şöyle kapatır mı? Bak bana yaklaştırdıkça yani bu benim gözümde parmak büyüdükçe açısal olarak olsan yok oldu. İşte şeytan bunu yapıyor. O küs kusuru o günahı alıyor o arkadaşın dostun eşin kim varsa onun o kusurunu gözünde öyle büyütüyor ki diğerlerini sana unutturuyor. Peki ne elde eline geçiyor şeytanın? Şeytanın bu desisesini hilesini dinleyen insafsızlar mümine adavet ederler, düşmanlık ederler. Küçücük bir hata ya. Bak üstadın bir sözü vardı. Tam hatırlayamasam da ifadesi şöyleydi. Hiçbir zaman Müslüman, İslam alimlerinin, din alimlerinin bir arada bulunmasına muhtaç olmamıştır bu zamanki kadar diyor yani. En çok bu zaman Müslümanlar bir arada olmalı, din alimleri bir arada olmalı. Peki ne görüyorsunuz sosyal medyada? Ya bir tane hoca, ehli sünnet, Öteki de sünnet ya kazaen veya da sehven veya da belki de o anda farklı bir şekilde bir yanlış kelime söylüyor. Linç. Değil mi? Adam değilmiş. Nerelisin? Nereye balsın? Ajan mısın? Bilmem ne misin? Ulan yerle bir ettiniz adamı. Bu böyle mi olur? O adam bunu ne için bu linçi yapıyor? O da hak namına yapmıyor mu? Allah için yapmıyor mu? Ya bir kusuru vardı düzelttim demiyor mu? diyor ama böyle olmaz. Sen ne yapacaksın? Madem sen de bir kanaat önderesin. Değil mi? Ben şimdi İsmet abi de bir yanlış görüyorum. Hemen sosyal medya hesabından paylaşıyorum. Vay biz de İsmet abi adam zannederdik. Sakalın altında neler varmış neler. Böyle mi olur? Böyle olmaz. Ararsın bir o da açıklama yapmış sosyal medya hesabından düşünün. Ararsın İsmet abi ben geliyorum abi çayım var mı? Aa İsmet abi geçen gün sen böyle bir kelime söylemiştin. Bir, bir sohbetinde bir konuşma geçiyordu. Bunu ben mi yanlış anladım? Senin anlatmak istediğin şey mi eksik kaldı? Anlaşılmadı. Bunu bir hal etsek de zihnimizde, başka insanların da kafasında sui şey olumsuz bir nazar oluşmasa, düşünce oluşmasa deyip arka planda halledip sonra İsmet abi de hak namına bu linç olmadan bunu görüp evet kardeşim ya ben orada biraz haddimi aşmışım ifade edememişim o kanaatte değilim diye bir yazı yazıp kardeşlerim özür dilerim. Evet ben ilimle tahsil ediyorum, alimlik yapıyorum, anlatıyorum, sohbet ediyorum ama burada bildiğiniz bariz bir hata yapmışım. Çok özür dilerim. Allah da beni affetsin. Kusura bakmayın düzeltiyorum yazı yazsa. Bu iş mevzu bitmez mi? Peki nasıl oluyor şimdi? Şimdi bir tane hoca bir sohbetinde bir hata yapıyor. E o hata yapan diğer hoca da hata avcıları var ya böyle nerede yaptı diye yakalıyor. Ver ayarı onu hemen reddiyeyi. E ne oluyor bu sefer abi? Kafirler, münafıklar onlar da böyle alıp çaylarını elip oh vur vur. Aynen böyle izliyorlar. E ne oldu kardeş? Biz kavga ediyoruz. E biz kendimiz kavga ederken sevilen Müslümanlar olmaz ki. Sevilen kafirler, münafıklar olur. Bunlara fırsat vermemek. Peki nereden bu oyuna geliyormuşuz kardeş? Şeytan, şeytan. Ne yapıyor? Unutmayın. Böyle bir olayla karşılaştığınız zaman hem kendiniz hem başkası. Şöyle deyin. Abi diğer sevaplarına bak. Hocam yaptıkları kemalata faydalı hayırlı işlere bak. Bunları böyle düzeltemeyiz deyip bunu da sosyal medyadan yazmayın ama. Hani hocayı düzeltiyor. Hoca! Öyle değil. Ya aynı yanlışa düşmüş oluruz değil mi? Hemen gideceğiz, elini öpeceğiz, ifade edeceğiz. Devam. Halbuki bakın müthiş güzel bir şey. Bu aslında şu duyduğumuz şey var ya duyacağınız kelime insanın böyle içini böyle oh bir hoş eden bir kelime. Halbuki Cenab-ı Hak haşırda Haşir ne? Toplanma yeri değil mi? Herkesin bak bütün peygamberlerin nefsi, nefsi dediği değil mi? Orada herkesin ameliyle baş başa kaldığı, kimsenin kimseye yardım edemediği dehşetli bir günde. Peki nasıl bir adalet orada tezahür edecek o mahkemede. Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka. Bak bu adaleti mutlaka orada göreceğiz. Ne demek biliyor musunuz? Yani hiçbir noksan, haksızlık yapılmadan adaletle hüküm vermek demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Orada cehenneme giderseniz mutlu gideceksiniz biliyor musunuz? Haksızlık yapılmadı bana diyeceksiniz. Orada anan, baban, kardeşin sevdiğin de cehenneme gitse Allah öyle bir gösterecek ki hak etmiş diyeceksiniz hem kendinize hem girenlere. Ama o gün için bir müjde var. Ne diyor? Cenab-ı Hak haşirde adaleti mutlaka ile mizanı ekberinde amali mükellefini Bak mizanı ekber o büyük terazi gününde amelleri mükellef yani insanların amellerini tarttığı zaman gideceğiz ya Uğur geldi Cenab-ı Hakk'ın huzuruna. Bak teraziler tabi bu terazi şu andaki gibi hayal etmeyin oraya ait. Hakikatini Allah bilir. Ameller bak sağ taraf sol taraf ameller. Bunların tartıldığı zaman hasenatı iyilikleri seyyata günahlarına galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler mesela 101 tane sevap var ama 100 tane günah var sevap fazla ne oluyormuş ya bir tanesinin fazlalığı bile bak canım bakın rahmetiyle nasıl eşit. eşitse biraz zıplıyorsun öteki taraf <laughs> eşit eşit ya nasıl bir adam bu ya? Adam düşün bak günah sevabı eşitleyerek gitmiş ya. Ben ödül veririm. <laughs> Harbiden niye ödül veririm biliyor musun? Yani ciddi performans göstermiş. Çünkü sevaplar en az 10, günahlar 1 yazılıyor. Nasıl dengeledi onu değil mi? Ben tutturamazsın kardeş. Ama tutturursan bir şey yaparız sana Allah'ın izniyle. <laughs> bak dikkat edin. Hem seyyatın, üstadın anlatımındaki güzelliğe bak. Hem günahların esbabı çok. Kardeşlerim ahir zamanda yaşıyoruz. Böyle günahlar böyle üzerimize hücum ediyor. Günahların sebebi çok. Her an, her noktada, her yerde günahlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki bizi yaratan durumdan haberdar değil midir? Haşa. Şimdi önceden İsmet abi yoldan çıkıyordu evden. Santral'a gidiyordu. Dek geleceği üç tane. Ben daha merdivenden aşağı inerken on tane görüyorum. Değil mi? Bak haram olan görüntüler, haram olan hayat, haram olan ortamlar her yerde. Eskiden daha rahattı değil mi? Daha uzaktı. Şimdi daha da çoğaldı. Evet hem günahların sebebi çok ve vücutları kolay olduğundan ne yapıyorsunuz? Sosyal medyaya giriyorsunuz. Yaşamıyor musunuz bunu? Abi ben işte İslami şeylere bakacağım derken değil mi? Açıyorsunuz. İslam çıktım İslam'dan çıktım şu an. Bak şurada ya kaydırırken çıkıyorsun. Onun için dikkatini edin kaydırılar. Yani buraya buraya çok dikkat edeceksiniz. Bak ne oldu? Esbab çok. Bir anda bak günahla baş başa kalabiliyorsunuz. Daha hala ya şuradan bakıyordum bak camiler. Anladın mı? Neler penguen derken konu nereye geliyor? E nasıl? Bak her yerden, her anda, her an zihnimizi günahlarla değil mi? Vücudumuzu, ruhumuzu, hissiyatımızı günahlarla baş başa bırakacak durumlarla karşı karşıyayız. Üstad bunu söylüyor. Ne diyor? Hem seyyatın esbabı çok. Hem vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene. Allahu Ekber bak müthiş bir şey. Bazen bir tek hasene, bir tek iyilik. Bir tek Allah'ın rızasına uygun yapılmış güzel bir şey. Çok seyyatını, günahlarını örter. Bak Allah'ın adaletine bakın. Üstad diyor bazen bir tek kelime Hayır. sebebi necat olur. Bir tek kelime. Acayip. Cenab-ı Hak affetmek için bahaneler arıyor. Affetmek için. Bağışlamak için arıyor. Acayip bir şey elhamdülillah. Demek bu dünyada o adaleti ilahiye noktasında muamele etmek gerektir. Madem diyor musunuz ben adil bir insanım. Haksızlık yapmam kardeşim. Eşime, dostuma, akrabama, esnaf kardeşime haksızlık yapmam adaletliyim. O zaman Allah'ın adaletiyle adaletli davranacaksın. Onun günahlarını sana karşı yapılmış hatasını büyütme. Sevaplarına bak onu küçült. Ne yap? Ya Rabbim bir hata bir günah işlemiş de ben onun adına bağışlama diliyorum de. Peygamberimiz diyor ya günahsız bir ağızla yapıldığı için o dua daha makbuldür. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı düşünsenize bak o esnada ben diyorum neydi isim kardeş? Mehmet'le bir sıkıntı yaşamışız. Mehmet bir hata yapmış, bir günah işlemiş. Ben bunu deşifre etmiyorum. Ben bunu sağda solda anlatmıyorum. Kimseyle paylaşmıyorum. Kırmadan, dökmeden Mehmet'e söyleyebiliyorsam ne ala. Ama gecenin bir vakti kalkıyorum diyorum ki ya Rabbim. Mehmet kardeşim iyi bir insan ama nefis ve şeytana uydu. Böyle bir hata içerisine düştü. Sen onu bağışla ya Rabbim. O cehenneme girenlerden olmasın. E şimdi bak kimsenin bilmediği bir zaman diliminde Allah'la baş başa yapılırken ben Mehmet için bir bağışlanma dilerken o bağışlayıcıların en büyüğü Allah beni de bağışlamaz mı? Der ki ya bu nasıl bir yüce gönüllülük değil mi? İşte mümin ahlakı bu olmalı. Birbirimize linç etmek, birbirimizi yok etmek, birbirimizin kusurlarını ifşa etmek değil. Hemen Allah'a onun affı için duada ve talepte bulunmak lazım. Bu Allah'ın adaleti. Evet demek bu dünyada o adalet ilahiye noktasında muamele etmek gerektir. Son satırlar. Eğer bir adamın iyilikleri teraziye koyun sağ taraf iyilikleri fenalıklarına kötülüklerine kemiyeten veya keyfiyeten yani o içerik 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 olarak veya sayı olarak ziyade gelse o adam muhabbete ve hürmete müstahaktır. Adamın iyilikleri fazlaysa neymiş o adam hürmete layıktır. O adamla dostluğu kesme. Belki kıymetler bir tek hasene ile çok seyyatına günahlarına nazarı af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla şeytanın da telkiniyle şeytan ne yapıyor böyle durumlarda? Tak geliyor lümmeyi şeytaniye ruhumuzun irtibat kurabildiği alandan. Bırak lan şerefsiz adam değil. Diyor değil mi? Bir tahttan işliyor. Böyle de olur mu ya? Bak bize sürekli olarak değişik değişik kanallardan giriyor. Bunu nerede yapıyor? Her yerde. Ailende yapıyor. Eşin örnek veriyorum eve gittiniz. Eşiniz bir kusur işledi. Alper gitti mesela. Eşi Alper'in hoşuna gitmeyecek bir davranışta bulundu. Bir şey yaptı sinirlendirdi. Bir anda gözün görmüyor değil mi Alper? Şeytan böyle bir anda tak kapatıyor. Kızım ne yapıyorsun falan böyle bir kolp adam bir erkeklik tavırlarına giriyor. Değil mi? Oluyor değil mi? Bak o anda ne diyeceksiniz? Ulan şeytan geldi. Ben kendi eşimle bunu yaşadım. Eşim şeytan geldi dedi ki abi eşim varken bana hiç gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yok yok böyle değil. Ondan sonra beni linç ediyorlar. <laughs> yok böyle değil elhamdülillah. Biz eşimle beraber böyle bir tartışmaya girdiğimiz zaman bir ara böyle bizim de ağzımızda bir pelesenk olmuştu. Hemen diyorduk bak dur şeytan geldi konuya hiç böyle bakmayalım. Biraz ara verelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dinleyelim. Bir dinlenelim. Sen abdest al. Ben bir dışarı çıkayım. Bir ortamı değiştirelim. Sonra tekrar konuşuruz. Çünkü o esnada şeytan ne yapıyor? Sürekli olarak kavgaya, o eşindeki bütün güzellikleri yok etmeye çalışıyor. Niye? Evin içindeki huzur mahvolsun. O cennet gibi olan evin içi cehenneme dönsün. Birbirine küs, Değil mi? İnatlı, şişen, tavırlı insanlar yapsın. Orası bozunca ne oluyor? Alper o sinirle çıkıyor iş yerine. Bu sefer öğretmen o da ne yapıyor? Öğrencilere aynı ayarda. Ne oluyor? Bak kitlesel olarak bir yerde başlattığı sistem her yeri bozmaya başlıyor. Ne yapacağız? Dinlemeyeceğiz. Hemen sevapların fazlalığına bakacağız. Bitiriyorum. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın da telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek günah yüzünden, hata yüzünden unutur, mümin kardeşini adavet eder ve günahlara girer. Bak bir de bu günahmış. Nasıl bir sinek kanadı, işte üstadın benim başta verdiğim şey, özür dilerim üstadımdan, zaten veriyormuş. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder, gizler, göstermez. Bak sinek kanadı bir dağı örtebilir mi ya? Ama gözün üstüne koyarsan örter. Öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyye bir günah bir hata ile dağ gibi asenatı örter unutur. Mümin kardeşine adavet eder düşmanlık eder. İşte bu insanların hayat içtimaiyesinde bu sosyal toplum hayatında bir fesat aleti olur. İşte biz İslam'ı gerçekten yaşayabilsek. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın o öğretilerini Allah'ın bizden istediği şekilde hayatımıza monte edebilsek bu öyle bir şekilde hayatınızı nereye döndürebiliyor musunuz asr-ı saadete peygamberimizin yaşadığı döneme çevirir. Biz ne zaman Kur'an'dan, hadislerden, oradaki İslam'ı bilgiler uzaklaştık, toplumumuz da bozulur, aile yapımız da bozulur. İşte ülkeler bazında Müslümanlar bir araya gelip birlik içinde hareket de edemez. Evet inanıyoruz ama iman ettiğimiz Kur'an'a göre evet inanıyoruz ama ina iman ettiğimiz peygambere göre bir hayat yaşamıyoruz. Bütün çektiğimiz sıkıntıların nedeni de bu maalesef. Cenab-ı bizi bir an evvel İslam'ın özüne Peygamberimizin sünnet-i seniyesinin özüne dönüp öyle bir hayat yaşamak için gayret edenlerden eylesin.